Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle boş beleş bir vlog çekiyoruz. Boş beleş çünkü kitap vlogu değil. Malzemelerimi toplayıp geldim. Şu internette viral olan çikolatalı çilek yapmaya çalışıyoruz ama biz muzla yapmaya çalışacağız. Benim böyle kaplarım var. Burada tatlı tatlı çikolatamızı erittik. Birazcık da içine süt ilave ediyoruz. Ben sonradan birazcık abartıp sütü fazladan koymuşum. Belki de en büyük hatam buradaydı. Şimdi çikolatamızı kalıba bocalayacağız. Kalıba çikolata bocalayacağız. Her neyse işte. Çeviriyoruz. Şimdi arta kalan sütü buraya koyuyorum. Üzerine kalan çikolatayı vesaire. Bunları da eriteceğim. Burada tatlış tatlış muzlarımı doğruyorum. Her şeyden habersiz. Başıma geleceklerden habersiz. Bunu söylüyorum. Çünkü sağ olsun benim tekrardan ısıtmaya çalıştığım çikolata yeri ziyan olmasın diye kırıldı. İçindeki hem süt hem de çikolata ziyan oldu. Ben de şu elimle bocaladığım bardağı kendim için hazırlıyorum. Diğerini arkadaşım için, bu yüzden arkadaşımkine biraz daha kibar davranıyorum. Burada artık kalan çikolatalarımı bardaklara katıyorum. Habersizce dediğim gibi. Çikolatanın mahvolduğunu görünce ben de çareyi hüptiri üzerine koymakta buldum. Aslında ben hüptiriyi akşam sadece yiyecektim. Ama böyle de güzel oldu. Yani umarım olmuştur. Burada size kıvamını gösteriyorum. Bu şekilde görünüyor. Bu da bizim mahvolan, kalıptan bir türlü çıkmayan çikolatamız. Mahvoldu, tamamen ziyan yani. Hevesle başladım. Her işin sonu bu resmen. Neyse, böyle güzel. Tamamen kendim teselli. Sırada malzemelerimize geçiyoruz. Şimdi de yemek yapıyoruz. Bu biraz boş beleş bir video oldu benim için. Burada kameramı iyi tutacak ya da şöyle söyleyeyim, telefonu tutacak bir tutacağım olmadığı için olabildiğince çare aramaya çalışıyorum. En son çareyi de zaten süt kutusunun üzerine koymakta buluyorum telefonu. Şimdi burada görüyorsunuz. Bu arada tarif tamamen benim uydurmamdır. Kendi kafama göre aç olduğum için yaptığım bir şey. Patatesleri doğramayı o şekilde annem yapardı. Güzel olurdu. Ben de öyle yapmak istedim. Burada patateslerimizi şov yapar gibi sıralamaya çalışıyoruz. Burada da şovunu görüyorsunuz. Nasıl güzel incecik yapmışım. Ellerime sağlık. Burada da biberlerimizi yapıyoruz. Böyle bu şekilde. Burada küplerde sir deniliyor. Sizde sarımsak deniyor galiba. Sarımsakları, soğanları diziyoruz. Kusura bakmayın ufak, burası soğan da yenir. Sarımsak da beğenmiyorsanız yemeyin, yapmayın yani. Burada da bir etçi olarak kıyma eti kullanmışım. Tavuk eti kullansanız da o da güzel olur. Ama yani kıyma da çok yakışıyor. Benim buradaki hatam, yemeğe hiç tuz koymadım, baharat koymadım. Hiç ben unuttum. Zaten bunu yaptığım zaman oruçluydum. Haliyle hiç aklıma gelmedi. Bir de zaten tatlıyı da batırdığım için. Burada böyle güzel güzel tatlış tatlış ne yapıyorum? Etimi dizmeye çalışıyorum. Sonra da bu şekilde kalıbı netleştiriyorum. Üzerine sonradan aklıma geldiği için yağ döküyorum biraz. Yağ hataymış, dökmesem de olurmuş aslında. Burada tuzu serpiyorum. Ne kadar fayda sağlar bilmiyorum. Ardından işte karabiber serpiyorum. Böyle bocalıyorum desek daha doğru olur aslında. Ardından da birazcık nane ile şovumuzu yapıp, ki burada görünüyor mu bilmiyorum, nane serpiyorum. Nane güzel oluyor, tadını hoş yapıyor. Burada da pişmiş halini görüyorsunuz. Şimdi de tabağı alacağım kendim için. Hadi bakalım. Bu arada tadı görüntüsünden daha güzel oldu. Ben görüntüsünü de beğendim de, gerçeği beğenmeyenler için. Yanmış diyenler olacak. Hayır, yanmamış. Sadece karabiberin görüntüsü. Bir de üstüne üstelik kamerada ışık açmışım. Telefondan çektiğim için. Bu da masamın son hali. Tadı mükemmel değil ama etle yenince, çünkü patatesler tamamen tuzsuzdu. Sonradan ben birazcık tuz serpmiş olabilirim.
Şimdi de ciddi bir kıyaslama geliyor. Milka ile Carmen eşdeğer bile değil diyecekseniz diyebilirsiniz. Fark etmez. Ucuz pahalı kıyaslaması oluyor. Bir Carmen o dönemler 12-13 liraya almıştım. Diğerini de 15-16 liraya almıştım galiba. Öyle bir şeydi o dönemler dediğim. Çünkü aylar öncesinden neredeyse bir 5-6 ay olmuş çektiğim. Bir türlü tembelliğimden, üşendiğimden birleştirip paylaşamadım. Burada size dış görüntülerini gösteriyorum. Elbette ki Milka'da biraz daha fazla fındık vardı. Bu arada boyutlarını, dış görünüşlerini kıyaslama bakımından böyle ince ince kıyaslıyoruz. Hem tadına annem hem de ben baktık. İkimiz de elbette ki Milka'yı beğendik. Çünkü Carmen fazla şekerliydi. Yani Milka'ya göre abartılı derecede şekerliydi. Belki de bize öyle geldi. Bilmiyorum, Milka'nın yanında yediğimiz içindir. Tabii bunları yerken bir yandan da arasında da su içtik ki yani tatlarını da karıştırmayalım diye. Seçtiğimiz yine Milka oldu. Carmen'e de bahane bulmayalım. Yani paramız Milka'ya yetmediğinde Carmen'i de alıp yiyoruz. Neyse, burada da size bizim evin bahçesini gösteriyorum. Bu gösterdiğim bahçe de geçen yazdan kalma. Kış nereden çıktı? Geçen yazdan kalma. Bu arada bu çiçeğin güzelliği muhteşem. Babamın güzel çiçeği. İşte burada çiçekle uğraşıyorum. Çiçek beni sal, beni sal diyor. Ama ben salmıyorum. Rabbim çok güzel yaratmış. Ne diyelim? Elhamdülillah, Subhanallah deyip bir kenara çekilmemiz lazım. Burada babamın sürekli çaldığım sarı güllerini gösteriyorum. Sonra da şarkı eşliğinde pıtı 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 gidip meyvelere bakıyorum. Burada ceviz mi yoksa kayısı mı olduğunu anlamadığımdan kardeşime soruyorum. O da bana şey diyor, badem olduğunu söylüyor. Kendimiz de gittik ama sorsan hiçbirini bilmem. Benim hayvancılıkla vesaire tarımla olan ilgim malumunuz. Hiç bilmiyorum. Gerçi kitap okumaktan vesaire kitap yazmaktan kafa bulup da kaldırabilirsem böyle iniyorum bahçeye. Yazın özellikle. Babamın bahçesini talan ediyorum. Meyve sebzelerini şey yapıyorum. Sebzeler değil de daha çok meyveleri mideye indiriyorum. Aşırı güzeller. Yapabilirsiniz, imkanınız varsa sizler de birer ağaç ekin. Emin olun ki biraz sıkıcı ya da yorucu gelebilir ama sonrasında yediğiniz meyveye değecektir. Evet, burada meyve 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 meyve, bunların tadı çok güzeldi. Böyle özellikle daldan koparıp yıkamadan yiyordum. Çünkü bizimki, biz ilaçlamıyoruz. Yani ilaçlamadığımız için yıkamamıza gerek yoktu. Arada böcekler de gidiyorsa o da ne yapalım, kısmetimizmiş deyip şey yapıyoruz yani. Fark etmişsek zaten kimse böcek yemek istemez de. Bu bizim dut ağacıydı. Sağ olsun kökünü kuruttuk. Ye ye. Bir de bunun reçelini yaptık. Yani böyle aşırı güzel oluyor. Reçeli de neyse, ben akşam Instagram'dan paylaşırım. Bunu paylaştıktan sonra. Bunu aylar önce çektim. Burada kendi gölgemi falan çekiyorum. Şeye doğru gidiyorum. Koştura koştura koştura. Bu kadar uzun değilim ya. Gölgeme bakmayın siz. Yani toplasam 1.60 varım, yok mu yani. Böyle uzun göründüğüme bakmayın. Burada elimde telefon, fıtı 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 çiçeklerin yanına gidiyorum. Bizim bu papatyalar çok güzel olsa da papatyadan daha çok yeşilliği vardı. Neyse, bunu zaten geçen yaz paylaşmıştım şeyden kaynaklı, çiçeği göstermek için. Sadece böyle kısa kısa paylaşmıştım. Böyle bizim tatlı gene dut ağacının önüne geldim. 2 metre başka bir yere gitsem de geri dönüp dut ağaçlarına geri geliyorum. Muhtemelen önümüzdeki hafta tekrar bizim dutlar çıkacak. Ben de gideceğim. Dutları mide indireceğim. Bademlere bir göz atıyorum. Sonra diğer meyvelere bakıyorum. Meyve ağaçlarına. Bu arada ben hiç badem sevmiyorum. Yani çiğ badem sevmiyorum. Onun dışında kurutulmuş badem çekirdeğini seviyorum elbette. Kayısının içindeki mi, neyse. Burada da gidiyorum. Kafam kadar olan güle bakıyorum. Başta fark etmiyorum. Sonra bir şaşırıyorum. Avucumla ölçüyorum. Bütün avucumu kaplıyor. Aşırı hoşuma gidiyor. Tabii bunlar da çoğunu koparıp reçel yaptık biz. Yaprakları zaten bir süre sonra kendisi dökülüyor. Biz onları reçel yapıyoruz. Tabii isteyen şerbet de yapabilir. Biz şerbet de yaptık. Bunlar da biz Kürtçe'de karengoz diyoruz. Karengoz. Türkçe'de ne denildiğini bilmiyorum. İşte turuncu çiçek, işte ne diyelim. Türkçesini bilmiyorum, ne yapayım. Onun dışında bu da, burada da çok video çekmiştim. Bu da bizim bahçeyi tepeden gösterişim. Daha doğrusu balkondan gösterişim. Aşağıya inmeye üşendiğimde çekmiştim. Bu da artık sonbahar, böyle artık kışa doğru yeni yeni olgunlaşıyor bunlar. Bunları böyle bakmasını çok sevsem de yemesinde birazcık tereddütlü bir insanım. Niye yemesinde tereddütlü bir insanım?
Çünkü böyle garip bir tat bırakıyor sonra insanın ağzında. Ben onu sevmiyorum açıkçası. Meyveyi seviyor ama son bıraktığı tadı sevmiyorum. Burada da zavallı meyveyi infilak etti. Kaldırıyorum. Yazık yazık ezdim. Peder görmeden ben bunu zıkkımlandırırım. Neyse son gülümüze. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.